tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, bu ırk köpeklere sahip olanlar köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp yeni kimliklere verilecektir dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine besledikleri hayvanlar için pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip taktırılması mecburi olacak. Tehlike arz eden köpek ırklarına sahip olanlar öncelikle köpeklerin kısırlaştırma işlemini tamamladıktan sonra mikroçipleri taktırabilecekler. Belirlenen tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahiplerine 11.000 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere Doğa ve Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından el konulacak. Kimlikleri verilecek ve böylelikle 14 Ocak'tan sonra ceza almalarının önüne geçmiş olacaklar. 14 Ocak'ta hala kaydedilmemişse bu tür hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar ve Haydi tarafından bu köpeklere el konulacak. Köpek sahiplerine 11 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kanun şu an bunu gerektiriyor ve bunun için süre her geçen gün azalıyor. Aynı zamanda 2022 yılının başından itibaren kedilerin de çiplenmesi başlıyor resmi anlamda. Kedi sahipleri de veteriner kliniklerine gidip kedilerimizin çiplerini takıp yeni pasaportlarını almaları gerekiyor. Normal köpeklerle, yani yasaklık olmayan köpeklerle kedilerin çiplenmesi ve kimliklendirmesi ile alakalı da 2022 yılının sonuna kadar süreleri var hayvan sahiplerimizin. Bu çipler köpeklerimiz için ve kedilerimiz için uyguladığımız çipler. Elektronik bilgileri şunun içerisinde. Ense bölgesine köpeklere ve kedilere bu takılıyor. Çip numarası burada çıkıyor. Bu da elektronik anlamda köpeklerimizle alakalı kimliklendirmenin sağlanmış olması demek. Kimliğimizin içerisine işleniyor. İlgili işlemleri, kayıt işlemleri veteriner kliniklerinde veteriner hekim arkadaşlar tarafından yapılıyor. Yine olumsuz bir terk olayında da sokakta bulunan köpeğin tespiti açısından artık bu çiplerin kullanılması da gerekiyor. Sok kafayı. Zoru hayvan dayak yemiş. Ne yapmış? Kuru falan kaç içindeydi? Oo, başıklar içinde. Boğuşmuştu. Gerçi boğuşma şeyi yok da. Yok, boğuşma bir şey yok. Var benim. Ne bu hayvan yine böyle? Yine de doğurmuş bu hayvan. Hastalık olabilir. Pis olabilir. Evet. Hatırlasın. Nice.